Mutlu akşamlar değerli izleyenler. 21 Temmuz Çarşamba bugün Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan öne çıkan gelişmelerle Line TV ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Turizm sezonuyla Kurban Bayramı tatili bir araya gelince tatile 2 senedir hasret kalan yerli tatilciler kendini Ege ve Akdeniz'e attı ancak umduğunu bulamadı. Neredeyse %100 doluluğa ulaşan otellere giremeyen vatandaşlar sahilde yaptı. Ayrıca fiyatlar da cep yaktı. Akdeniz'de oteller %100 dolunca tatilciler dışarıda yattı. Hem kamp yerlerinde hem otel yerlerinde yer yok. Ayrıca çok da pahalı oluyor. Böyle çadırımızı masamızı aldık. Kendi yiyeceğimizi getirip daha uyguna denk getiriyoruz. Yatacak yer bulanlarsa nereyi bulduysa oraya yatıyorlar. Arabada işte arabanın yanında olur. Bulduğumuz yerde yatıyoruz abi, ne yapalım. Daha önce dış turizmle otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük tatilde konaklama tesisleri %100 doluluğa ulaştı. Otellerde yer olmadığı için buraya mecbur gelmek zorunda kaldık. Tatilciler ise yabancılara daha fazla önem verildiğinden yakındı. Ruslar geliyor buraya. Evet. Bizim yerimize. Cebleri para dolu abi. Biz de giremiyoruz otellere abi, pahalı. Görüntüler İzmir'de de aynıydı. Çok kalabalık. Alaçatı dolu. Yürüyemesi Alaçatı'da. Çeşme şöyle böyle ama Alaçatı'da yürüyemiyorsun. Plajlarda neredeyse koyacak şemsiye kalmadı. Otelin yanı sıra otopark fiyatları da saatlik 50-60 lirayı buldu. Her açıdan yüksek gelen fiyatları. Biz herhangi bir yer bulduk, oturduk öyle. Yattık kalktık. Ama genel anlamda daha önce de Bodrum'daydık. Fiyatlar çok yüksek. Yani önceki yıllara göre inanılmaz derecede fiyatlarda artış var. Kurbanlıklar kesildi, etler dağıtıldı. Elde kalan olursa da genel olarak kıyma olarak saklanıyor. Vatandaşlar da kıyma çektirmek için sıraya giriyor. Bu kez Zonguldak'ta bir markette ücretsiz kıyma çekileceğini öğrenenler metrelerce kuyruk oluşturdu. İndirimli ürün ya da uygun fiyatlı baklava kuyruğu değil, bu seferki kıyma çektirme kuyruğu. Kurban Bayramı'nda kurban kesen vatandaşlar etleri dağıttıktan sonra kendi paylarına kalanları ya derin dondurucuya koyuyor ya da etlerin bir kısmını kıyma çektiriyor. Zonguldak'ta bir market kıyma çektirmeyi ücretsiz yapınca kapıda metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşımızın bu hizmetten dolayı bize memnuniyeti bir kat daha artıyor. Bir de pandemi dönemi olması nedeniyle herkesin zaten durumu sıkıntılı. Bu sıkıntılı dönemde bunlara faydalı, yardımcı olabilmek bizim de market olarak boynumuzun borcu. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hamile eşiyle birlikte çay kenarına giden adam suya girince eşinin gözü önünde boğuldu. 2 saat boyunca aranan adamın suyun altında cansız bedeni bulundu. Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkartıldı. Hamile karısının gözü önünde boğuldu. Bursa Yenişehir ilçesinde hamile eşiyle birlikte çaya, piknik ve yüzmeye giden çiftin son görüşmesi oldu. Hayil Sevil eşiyle piknik yapmak için suya girdi. Akıntıya kapılan adam kontrolünü kaybetti ve boğulmaya başladı. Karısının gözü önünde boğularak gözden kayboldu. Hamile eş durumu jandarma ekiplerine haber verdi. 2 saat boyunca aranan adamın cansız bedeni bulundu. Kurban ibadetini Denizli'de gerçekleştiren fakat Bursa İnegöl'de yaşayan bir vatandaş 5 saatlik yolda gelirken et bozulmasın diye araca ilginç bir sistem kurdu. Klimaya bağladığı borularla bagajdaki etler serin tutuldu. Kayılısıyla kestik arkadaşlar, sağ olsun bize. Doğru adlar bir işler. Bayramda kurban ibadetini Denizli'de yapan Osman Barış isimli vatandaş yaşadığı Bursa İnegöl'e geri dönüş yolculuğunda etlerin bozulmaması için ilginç bir teknik geliştirdi. Bu şekil atıp bağışımıza soğutma sistemimizi de bu şekilde ayarladık. Buna da bu sene Türk İşi Soğutma 2021 diyoruz inşallah. Yaklaşık 5 saat sürecek yolda kesilen kurbanın etleri sıcak havada bozulabilir. Bunun için Barış bir nalburdan plastik borular aldı ve boruların ucunu aracının ön kısmında bulunan klima çıkışına bağladı. Boruların diğer ucunu da bagaja uzattı. Gösterden bu şekil
monte ettik borumuzu. Buz gibi şu anda arkadaşlar. Bu ilginç teknikle klimanın bagajındaki etlere soğuk hava ulaştı. Etlerin bozulması engellenmiş oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkan çerçevesine sıkışan kedi vatandaşlar tarafından fark edildi. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan ekipler dükkan çerçevesini kesmek zorunda kaldı. Ne açacağız kapağı? Buradan... Dükkan penceresinin çerçevesine sıkışan yavru kedi için seferberlik başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkan çerçevesine sıkışan kediyi mahalleli fark etti. Kediyi bir türlü çıkaramayan vatandaşlar zabıta ekiplerinden yardım istedi. Kedinin o kısımda nasıl sıkıştığı ise merak konusu oldu. İş yeri sahibinin de izniyle ekipler çift kat pencerenin 5 cm genişliğindeki alüminyum çerçeveyi keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi sokağa bırakıldı. İstanbul'da yaşayan ve Alişan'ın kardeşi olan Selçuk Tektaş geçirdiği Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ani ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. 38 yaşındaki Selçuk Tektaş Covid-19 virüsünün akciğerlere inmesi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aynı zamanda Alişan'ın kardeşi olan Tektaş kısa süre önce koronaya yakalanmıştı. Özel bir hastanede entübe olarak yaşamaya tutunmaya çalıştı fakat bu savaşı kaybetti. Ölümünün ardından kılınan cenaze namazında ayakta durmakta zorlanan aile taziyeleri kabul etti. Tektaş'ın naaşının üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu ve cenaze Feriköy mezarlığına defnedildi. Allah aşkına aşı olun. Allah aşkına aşı olun. Başı dertten kurtulalım. Bakın gencecik insanlar gidiyor. Lütfen aşı olun diyor. Ben de geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor. Kimisi akciğerlere kadar iniyor. İşte kardeşimin de zaten öyle olmuş. Akciğerlerine inmiş. Dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram tatilinde artan vaka sayıları ile ilgili yine aşı çağrısında bulundu. Vaka sayısı 8000'in üzerine çıktı. Bayramın ilk günü olan 20 Temmuz'un vaka sayısı açıklandı. 8780, vefat sayısı ise 46. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabından da açıkladı bu vaka sayısını. Ayrıca ekledi. Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli dedi. Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarında uzmanlar artış bekliyor. Bunun önüne geçmek için de yine Fahrettin Koca 2 doz aşı dedi. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm aşıyla kazanılacak bağışıklıktır diyerek yine aşı çağrısında bulundu. Günlük aşı tablosu da yayınlandı. 3 doz uygulanan aşı toplamı 63.831.123 kişi. İkinci doz uygulanan 21.139.283 kişi. Turuncu renkte olan Bursa'da aşılama oranı ise %64.2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti bayramlaşma programı kapsamında bir video yayınladı ve Türkiye'deki Delta varyantına dair açıklamada bulundu. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ziyaretinden de bahsetti. Aziz milletim, AK Parti bayramlaşma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki vaka sayısının artmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, Delta varyantına da değindi. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Erdoğan aşı çağrısında da bulundu. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret hakkında da bazı konuların altını çizdi Cumhurbaşkanı. Uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Rum kesimini ve Yunanistan'ı verdikleri tüm sözlerden dönmelerine, yapılan anlaşmalara sırt çevirmelerine, Türk toplumunu yok sayan şımarıklıklarına rağmen ısrarla destekleyenlerin
artık bu konuda söyleyecek sözü kalmamıştır. İstanbul Silivri'de plaj hırsızı başka kişilerin eşyalarını karıştırıp değerli eşyaları çaldı. Kol saati ve nakit para çalan hırsız kameradan tespit edildi. Sahil kıyısından yürürken sanki kendi şezlonguymuş gibi bir başkasınınkine oturdu ve hırsızlık yaptı. İstanbul Silivri'de plajda denize giren kişi 1000 lira değerindeki kol saatini ve cüzdanını şezlongunda bıraktı. Plajda gezen hırsız sakince şezlonga yaklaştı ve kol saatiyle cüzdandaki 120 lirayı çaldı. Ardından tekrar ayağa kalktı ve bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasından hırsızın kimliği tespit edildi. Daha önceden de benzer suçlardan kayda olan hırsız yakalandı. Marmara bölgesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Özellikle İstanbul ve Bursa'da sıcaklıktan asfaltlar eridi. İstanbul'da asfaltlar sıcaktan eridi. Hissedilenin 42 dereceyi bulduğu alanda göçükler meydana geldi. Asfaltın biraz erimeye yüz tuttuğu yani böyle. Yani çünkü ziftin çıktığı belli oluyor zaten yani. Çünkü siyahlaşmış orası. Asfaltın bence sıcaklık ve ağırlığından kaynaklanan bir sorun. Yüksek sıcaklıklardan sonra, yüksek basınçlı ağırlıklar oluştuktan sonra sağlı solu yayılıyor asfalt. Her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere metrobüs durağındaki asfaltta erimeler meydana geldi. Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtirken bazı vatandaşlarsa kalitesiz malzemeden olduğunu söyledi. Kalitesiz zift ve dolgu malzemeler kullandığından bu hale geliyor. İyi kaliteli mal kullansana bu böyle olmaz. Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Şırnak Cizre'de 49.1 derece hava sıcaklığı ölçüldü. Bu kayıtlara en yüksek sıcaklık olarak geçti. Çoktandır böyle, hep zaten sıcak. Bu sene kuraklık olduğu için baya bir sıcaklık var. İşte herkes evine kapanıyor, zor. Türkiye'nin kayıtlara geçen en sıcak günü Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49.1 derece kaydedildi. Ölçülen bu hava sıcaklığı Türkiye'nin bugüne kadar ölçülen en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Gene çıkıyoruz yani, yapacak bir şey yok. Parka gidiyoruz, çağlayan suya giriyoruz yani, alışmışız yani. Havuzlara gidiyoruz. Daha önce de Şırnak Cizre'de 49 derece ölçülen hava en yüksek olarak kayıtlara geçmişti. 0.1 derece daha artmasıyla sıcaklık değeri yükseldi. Vallahi perişan olacağız. Zaten ara sırada elektrikler de kesilir. Öyle devam ediyoruz. Güneşin tam tepede olduğu öğlen vaktinde vatandaşlar genelde dışarı çıkmamaya çalışıyor. Çıkanlar da ağaçların gölgesine sığınıyor. Başta küresel ısınma ve Süveyş kanalının derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e birçok farklı balık türü gelmeye devam ediyor. Daha önce de istilacı ve zehirli aslan balığının Akdeniz'i tehdit ettiğini söylemiştik. Şimdi iki tür daha geldi. Küresel ısınma ve Süveyş kanalının derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e balık göçleri devam ediyor. Daha önce de zehirli aslan balığının göçü panik yaratmıştı. İstilacı iki tür daha geldi. Kızıldeniz'den yeni türlerin girişi devam ediyor. Gün geçmiyor ki yeni bir balık türünün bildirimi yapılmasın. Burada da yeni bir tür, bizim pemperis yahut da mağara balığı olarak adlandırdığımız pemperisleri son olarak görüntüledik. Başta balon balığı ve aslan balığı yerel balık türleri arasında Akdeniz'de bir baskı yapıyor. Yerel balıkların yavrularını avlıyor ve istilacı türlerde nüfus patlamaları yaşanıyor. Hem onları besin olarak tüketiyorlar hem de alan paylaşımı. Ayrıca onların besinlerine de kendilerini yedikleri gibi, tükettikleri gibi onların besinlerine de ortak oluyorlar. Akdeniz'deki yeni tür sayısı 65'e yükseldi. Özellikle kıyı ekosistemindeki türlerin hemen hemen tamamına yakını kıyıda baskın tür haline geldi Kızıldeniz göçmenleri. Kıyıdaki türlerin hemen hemen %50'sinden fazlası Kızıldeniz göçmen türler. İkinci el ve sıfır araçların satışında alınan özel tüketim vergisinin tutarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar bu tutarın kaldırılmasını veya düşürülmesini istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken araçlarda ÖTV indirimini savundu. Araçlarda ÖTV indirimine artık ihtiyaç var.
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar bütçelerine uygun araç almakta zorlandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise 4 yıl aradan sonra ÖTV indiriminin gelmesini istedi. Ekonominin de artacağını belirten Palandöken, canlılık oluşmalı dedi. ÖTV'lerdeki indirim hem piyasaları rahatlatacak, hem araç stoklarında zaten insanlar araç almak için böyle bir indirimin yapılmasını fırsat kolluyor. Bankalar tabii bunun elini taşın altına koyacak. Firmalar bu taksitli satışlardaki bir bölümünü de kendileri finanse etmek suretiyle piyasanın canlanmasına katkı koyacaklar. Bursa Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 27 ayrı mesleğin anlatıldığı ve eski esnaf geleneğinin yaşatıldığı bir müze kuruldu. Buraya gelen öğrenci ve vatandaşlar sanki zamanda yolculuk yapmış olacak. Bursa kültürünün yaşandığı bu müzede eski mesleklerin tanıtımı yapılıyor. Dükkan konsepti ortamı yarattık çocuklara. Dükkanların içinde o meslekle ilgili tüm parçaları görebilecekler. Mesela bir ayakkabıcı dükkanına girdikleri zaman ayakkabının deriden ayakkabı haline gelene kadar eski kalıplarıyla beraber hepsini görebilecekler. Buraya gelenler yani yaklaşık 50-175 yıllık bir zaman dilimindeki bir hanı, o ortamı dokunarak, elleyerek kendileri yaşayacaklar. Birçok meslek ve kültürle donatılmış bu yerin adresi Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi. Burada 100 yıl önceki çarşının aynası kuruldu. Dükkanlarda vatandaşlar nasıl alışveriş yapıyor ve nasıl mesleklerini icra ediyorsa o anlatıldı. Burada eski bir Bursa'da girişine kozan kapısını yaptık. Bursa'da bir hana giriyormuş havası veriyoruz. Öğrencilerimiz içeri girdikleri zaman bir hana girmiş gibi kendilerini hissedecekler. İçerisinde 11 tane farklı mesleği gösteren iş yeri var. Ayrıca duvarlara astığımız resimlerle 27 tane mesleği burada tanıtımını onlara yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la birlikte hastane ve huzur evine bayram ziyaretinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la birlikte bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla sağlık çalışanlarını ziyaret edip bayramlarını kutladı. Ama sizin bu... Sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti. Başkanların bir sonraki durağı Büyükşehir Belediyesi Huzurevi oldu. Huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladılar. Bizim göz bebeğimiz olan, bizim hayır dua kaynağımız olan tabirlerimizin huzurundaki saatsiz saatlerimize bir arada gelelim bizden. Sizin huzurunuz, sizin mutluluğunuz, gerçekten bizim mutluluğumuz. Burası Bursa'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Kaputaya bölgesi, havasıyla, atmosferiyle, yeşil çevresiyle çok güzel bir noktadasınız. Bir büyüklerimizi, bilhassa başımızın üstünde yerleri var. Onlara hizmet etmek bizler için önemli vazife. Yurtdışıyla devam ediyoruz. Kuveyt'te Eylül'de başlayacak eğitim yılı için yapılan hazırlıklar kapsamında 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Kuveyt'te 12 ve 15 yaş çocuklar aşılanmaya başladı. Kuveyt'te koronavirüs vaka sayısı 387.912'ye yükselirken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.247 oldu. Buna göre Eylül'de okulları açmayı planlayan ülke çocukları da aşılamaya karar verdi. Bakanlık aşı için kayıt platformunun açık olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarının aşı yaptırılması için çağrıda bulundu. Ukrayna'da bir azot fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzünü turuncu bir duman kapladı. Gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ukrayna Rivne'de azot fabrikasında patlama meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir duman süzüldü.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dağılan duman kent merkezine doğru ilerledi. Turuncu dumanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı açıklandı. Çin'in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kalırken sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Sel felaketi 12 can daha aldı. Metro tünelinde mahsur kalan kişiler ölüm kalım savaşı verdi. Bir kadın sele kapılmaktan son anda kurtarıldı. Korkunç doğal afetin adresi Çin'in Henan eyaleti. Uzun süredir devam eden yağmur ülkeyi olumsuz etkiledi. Metro tüneline dolan su vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli akan sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılabildi. Onlarca araç sele kapılıp sürüklenirken birçok bölgede su suları insanların dizine kadar ulaştı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın yine 19'da buluşmak dileğiyle. İyi bayramlar, hoşça kalın.